Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda bir hekaton düzenledik. Yüzük Kardeşliği Hekatonu ve bu hekatonda birinci olan arkadaşlarımızla bir röportaj serisi yapmaya karar verdik. Bugün de ilk konuğumuz Cengiz Han. Merhaba Cengiz Han, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sizi sormalı. Hekatondan bu yana nasıl geçti zaman? Hızlı geçti gerçi. Kaç Evet, ay gerçekten oldu? hızlı geçti ya. Ben buraya tekrar geldiğimde birazcık duygusal oldum hatta Hadi yani. ya. Evet. Çünkü burada bayağı 3 gün geçirdin, değil mi? Evet yani bayağı zaman geçirdik burada. Ve çok kadar tanıdık gelmesi bu kadar zaman üzerine hala çok hoş Evet. hissettirdi Çünkü yani. hekatonda burada yattılar, burada kalktılar. Burada bayağı beraber vakit geçirdik. Hekatonuna sen tek katıldın. Takım Evet. olarak katılmadın. Tek başıma katıldım. Peki şimdi bazı sorularım var sana. Bu sorularla devam edeceğim. Tabii. Hekaton duyurusunu ilk gördüğünde aklına gelen şey neydi ve neden katıldın? Yani katılmaya seni ne itti? Ya ben tam olarak bu arada o zaman da paylaşmıştım. Tam o günden bir sene önce tekrar bir hekatona katılmıştım. O zaman o hekatonu da kazanmıştım ben. Ekibimle beraber arkadaşlarımla. O zaman tek katılmamıştın ama ekip Yok, olarak o zaman katılmışsınız. 3 kişi katılmıştık beraber. Zorunlu tutuyorlardı 3 kişilik ekipleri çünkü o yarışmada. Ve çok vakit geçmişti üzerinden. Bir yarışma daha hani güzel bir şey olur diye katılmak istedim. Bir de özellikle seni görünce ben çok gelip burada beraber vakit Teşekkür geçiririz diye ederim. katılmak istemiştim. Çok güzel. Peki şeyi soracağım. Niye diğer arkadaşlarınla beraber tekrar katılmadın? Ya aslında ben çok yakın bir tane arkadaşıma yazdım. Ama o hafta sonu çok meşgul olduğunu söyledi. O yüzden gelemeyeceğini söyledi. Ben de uzun bir süre düşündüm tek başıma katılmasam mı diye. Sonrasında tek başıma katılma kararını biraz daha farklı şekilde aldım ya. Peki şeyi soracağım. O reddeden arkadaşın sen katıldıktan ve kazandıktan sonra pişman oldu mu? Bilmiyorum, kendisine sormak lazım. Ya sana onunla ilgili bir şey söyledim yani. Konuştunuz mu bu Yok, konuyu? keşke katılsaydım tarzı bir şey söylemedi dedi, yanlış hatırlamıyorsam. Süper. Öyle. Peki şeyi sorayım. Hekaton boyunca 3 gün, yaklaşık 3 gün buradaydınız. Hekaton boyunca sence böyle orada yaşadığınız en heyecanlı an neydi? Senin için en azından. Ya benim için en heyecanlı kesinlikle sunuma çıktığım andı. Orada bayağı ellerim ayağım titriyordu. Bir de bir süre limitiyle hani yetiştirmeye çalışıyor olmak, tam böyle aklımdakilerin hepsini aktaramayacağım gibi bir düşünce vardı. Hakeza zaten benim sürem tam yetişmemişti Evet, sunumda. Çok yetirememiştin galiba, ben de son bir hatırlıyorum. iki slide'da çok hızlı geçmek durumunda kalmıştım. Oydu, en heyecanlısı oydu hekaton süreci boyunca yani. Çok iyi. Peki şeyi sorayım. Neticede çok çetrefilli bir yarıştan geçtiniz orada. Zordu bence. Ben herkesin çok yorulduğunu gördüm. Sen böyle nerede takıldın? Yani takıldığın bir yer oldu mu? Ya buradan artık dönüşüm yok, ben bunu kazanamayacağım dediğin bir yer, bir nokta oldu mu böyle? En işinden artık buradan çıkamıyorum dediğin bir noktaya geldin mi yarışma boyunca? Şöyle, ben ilk geldiğim zaman aklımda vardı zaten. Bir 15 dakika plan yaptım. Daha doğrusu biz buraya daha erken geldik. Saat 9 gibi Doğru. falan Sen geldik. biraz daha 12'de erken geldin, evet. 12 gibi başlamıştık, değil mi? Tam 12'de başlatmıştık 40 Evet. saati. Evet, sen Doğru. o yüzden en güzel yeri aldın zaten orada. Patron gibi oturdum masanın Evet. başına. Ben ilk geldiğimde defterleri falan açıp plan yaptım. Hani bütün süreçte, o 40 saatlik süreçte nasıl ilerleyeceğim diye. Kendime şöyle cycle'lara ayırdım çalışma şeyini. Bir Çok güzel. saat, şimdi tek başıma olduğum için bir ürün geliştirmem lazım. Orada da farklı farklı alanlarda işler yapmam gerekiyordu. O yüzden ilk bir saat sadece iş fikrini geliştirme üzerine Çok çalıştım güzel. cycle'ların başında. Daha sonra 2 saat hiç, ya başka bunları yaparken başka hiçbir şey düşünmüyorum ama. Diğer 2 saat full tasarım üzerine uğraştım. Figma'da gördüğüm eksikleri ve yenilemek istediğim şeyleri, eklemek, çıkarmak istediğim şeyler üzerine uğraştım. Geri kalan 4 saatte de hiç aralıksız kod yazdım. Bu şekilde cycle'larım vardı. Her şey switch ederken 15 dakika molaya iniyordum aşağıya hava almaya. 2 cycle'da bir de uyuyordum 3 saat. Böyle oldu yani benim Sen bütün... bayağı sistem kurmuşsun yani. Evet, Kendi öyle içinde bayağı oldu. startup gibi sistem kurmuşsun. Buradan da hekatona katılacak arkadaşlar için ufak tüyolar diyebiliriz yani. Çok güzel Planlı oldu biliyorum. çalışmana şeyini gördün diyorsun o zaman. Kesinlikle Faydasını canım, gördün. kesinlikle. Evet. Yani bir de plansız çalışan arkadaşlar da vardı. Ben hani şahit oldum. Evet. Belli plan dahilinde gitmediler. Ya tabii herkes planlı gitmedi ama kazananlardan da bazı plansız gitti ama planlı olmanın çok büyük etkisi olmuş bence. Çok kesinlikle canım, çok ya orada harcadığım vakit çok ciddi artı sağladı bana bütün yarışma boyunca. Evet. Zorlandığım şey de şuydu. Ben sanıyorum ilk uyuduktan sonra, yani bu ilk iki coding session'ımı tamamladıktan sonra 8 saat kod yazmış oldum aslında ben. Evet. Ama
İstediğim noktada değildim. O da şu yüzden. Ben Firebase'in otent ya yani şey Google Authentication eklemeye çalışıyordum Evet. uygulamaya. O zaman da yanlış hatırlamıyorsam Firebase'in tam böyle bir versiyon 9 update'i geldi. Bayağı bir şey değişti. Ha. O yeni geldi. Yeni denk geldi. Bilmiyorum o orada yüklenen şeyleri. Denediğimde de olmadı falan. Çok geç algıladım o update'i. O bayağı zorladı beni ve çok geriye atmıştı o zaman. Yani çok daha güzel bir ürünle karşınıza çıkabilirdim o yarışmada. Ama o update seni son Aynen. anda geriye düşürdü Çok diyorsun. uğraştım çünkü Google Birinci Authentication oldun eklemek adına. neticede. Yine de O bence da doğru, evet. Peki şeyi sorayım. Hiç böyle ben bunu kazanamam dediğin böyle bir psikolojiye girdin mi? Yani bu yarışmayı ben kazanamam ama yani ha bazı arkadaşlar oldu mesela. Hatta ikinci olan ekip yanılmıyorsam bir arkadaş gitti biz artık herhalde bir şey yapamayız Evet. falan deyip bayağı bıraktı gitti. Ama ikinci oldular. Peki senin böyle bir psikolojiye girdiğin oldu mu? Ben birinciliği beklemiyordum. Ha, kazanırım ama Bir şey alırım diyordum. Çünkü yani 6 tane ödül aha. vardı Bu arada ve 13 takım vardı ve 6 ödül vardı. Hemen hemen aynen. yarısına ödül verdik yani. O yüzden ben hani bir şey alırım gibi düşünüyordum. Ama Hı. birinciliği hiç beklemiyordum. Hatta sen ikinciyi falan açıkladığın zaman dedim herhalde gitti yani toparlanalım gidelim buradan falan. Sonra birinciyi hatta ben şeyde bile ihtimal vermedim. Birinci de tek kişi dedin. Dedim ben değilimdir herhalde falan. Sonrasında zaten adımı söylediğinde ben çok bayağı bir bağırmıştım orada bir haykırışım Evet, var. evet. Evet. Peki şeyi sorayım sana. Sen tek katıldın. Evet. Yanında böyle şu kişi olsaydı yanımda dediğin böyle herhangi birisi tanışmana gerek yok yani. Sosyal medyadan olabilir, bir yerden olabilir. Böyle yanımda şu kişi olsaydı kazanırdım. Ya da kendi yakın arkadaşlarından birisi de olabilir. Gerçi kazandın zaten de daha iyi olurdu. Daha rahat ederdim dediğin biri var mı? Ya o arkadaşım işte. O çağırmak istediğim arkadaşım. Ama Kaan gelmedi. gelmedi. Ve O gelse kaybetti. Bu o arada ödülü gelse sen tek başına, değil mi? tabii. Yedin. Tabii. Tabii tek başına yedin de işte diğer türlü bölünecekti. Evet. Evet ama neydi bu arada arkadaşın adı? Kaan Mert Koç. O gelseydi onunla çok daha güzel bir şey yapabilirdik. Çok daha güzel bir şey çıkartabilirdik yani. Ya yine de güzeldi projem bu arada. Teşekkür ederim. Ama çok güzel. Yani peki şeyi soracağım. Mesela daha şimdi neticede bir ürün geliştirdin. Ürününü açıklamakta şey yapıyor musun yoksa Yo. ha, yani ne geliştirdin biraz anlat bize. Tabii. Ben Shady diye bir tane telefon uygulaması geliştirdim. Aha. Shady arkadaşlarına beraber gerçek zamanlı alışveriş yapmanı sağlayan bir uygulama. Odalar kurup orada beraber linkler paylaşıyorsunuz birbirinize ve güncel olarak fiyatları ve resimleri geliyor. Herkesin beğenisine açık oluyor. Orada da o anda oda içerisinde olan herkes de canlı bir şekilde oyluyor ürünleri. Hani bu sana yakışır, bu sana yakışmaz gibi. Arkadaşların birbirine önerebiliyorsun oraya iyi olduğun Bizim parçaları. şu an WhatsApp'ta yapmaya çalıştığımız şeyin uygulama Aynen öyle. Ve hali. canlı bir Çok şekilde iyi bu arada. ilerliyor orada. Çok güzel bence fikir bu arada. Ben fikri çok sevdiğimi söylemiştim zaten. Evet, teşekkür ederim. Zaten bu aralar kimse yapmaz merak etme. Çünkü herkes yapay zeka ile bir şeyler yapmaya çalışıyor şu Bende sıra. Evet, de var aslında öyle bir durum da. herkes şu an o tarafta. Peki şeyi sorayım. Şu feature'ı yapamadım ama o yapmak istedim ama yapamadım. Yani ekstra bir şey daha vardı kafamda. Bu ürüne koyacak ama ya yapamadım. Vaktim yetmedi dediğim bir şey var mı? Şeyi koyacaktım işte canlı konuşmayı koyacaktım o sırada. Oda içerisindeki insanların adet ya bir odaya girip konuşmalarını. Onu hiç bakamadım ona yani. Hiç nasıl yapacağımdan Oraya yetişmedi. aynen o hiç yetişmedi oraya. O Ay şey çok yapsaydın çok daha etkili olacaktı evet diyorsun. giriş kısmı çok benim şey yaptı yani. Zamanımı yedi o sırada. Evet o authentication'dan Evet. bahsediyorsun değil mi? Peki sen bunu böyle ileride bir startup'a vesaireye dönüştürmeyi düşünür müsün yoksa böyle bir hackathon projesiydi ve bitti mi senin için? Yani dönüştürmeyi düşünüyorum aslında ama şu anda halihazırda çalıştığım projeler de var Hı. ve çalışıyorum da aynı zamanda okuyorum da çok fazla bir yoğunluk var Yani çok üzerimde. yoğun musun evet. O yüzden de şu anda zaman ayıramıyorum ona. Çok yoksa çok benim kendi yaptığım bir şey. O Hı. yüzden ilerletmeyi çok istiyorum yani onu. Tek Evet. başıma oturup hani daha çok Bence kafa çok yormak güzel fikir. istiyorum Peki şöyle yani. bir şey olsa diyelim. Yarın sabah kalktın böyle açtın Twitter'ı. Bir tane haber düştü önüne. Diyor ki işte bir şey X uygulaması senin fikrinin birebir aynısı. Bilmem ne şeyinden VC'den 10 milyon dolar yatırım aldı diye bir haber gördün. Senin projenin birebir aynısı. Üzülür müsün? Ya aslında üzülmem. Ben çünkü normalde de dışarıda Hı diğer hı. proje fikirlerimi de benim kafamda çok fazla fikir oluyor.
bir şeyler yapmak istediğim çok fazla şey oluyor. Ben onları yapabilecek insanları özellikle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü anladım. Benim zaten çok fazla var. O konuda çok saklayıcı değilsin yani. Evet, yani çünkü şu yüzden imkanı olan varsa, yapabilecek olan varsa yapsın ya da benim hali hazırda yaptığım bir şeyi de klonlamak isteyen varsa buyursun klonlasın. Süper. Sonuçta serbest ticaret yani. Daha evet, iyisini evet, yapabiliyorsa beni de daha iyisini yapmaya iter yani. Süper, bir yaklaşımını çok sevdim. Peki büyük soruya geliyorum. Ödülü ne yaptın? Özel değilse merak ettim. Hemen daha cevabını vermeden iPhone mu aldın? Yok. iPhone almadım. Vardı telefonum da. Telefonu yenilemedim ben aslında. Ben aslında bilgisayarı da yenilemedim. Bilgisayarı yenileyecektim. İlk evet sanki oydu. Bize öyle söylemiştin. Niyetim oydu. Bana şirket hediye etti bilgisayarı. İstediğim bilgisayarı. Aa çok iyi. Bu yarışmaları kazanıyorum vesaire diye. Bir hediye olarak hediye ettiler ve çok... Ya aslında sen bayağı yani. Bu ödülden sonra mı hediye ettiler? Aynen şeyden yarışmadan sonra. Sen bayağı şey iki kat ödül almışsın gibi oldu. Gibi bir şey oldu aynen. Çok iyi. Çok da güzel oldu. Evet. Ödülü de yedim yani. Bayağı yedin. Tabii bayağı yedim. İyi yani. Hayırlı olsun. Afiyet olsun diyelim. Teşekkür burada. Ederim. Peki şimdi biz seneye bir tane daha hackathon düzenlemeyi planlıyoruz. Evet. Ve şu anda konseptimiz hani aslında kafamızda hazır ama çok açık etmeyeyim. Duyuracağız zaten. Hı-hı. Öyle bir şeyde tekrar katılmaya başvurmayı düşünür müsün? Yani kabul ederseniz ben başvurmak isterim. Nasıl olsa kazandım diyorsun. Çok güzel. Kazanmaktan bağımsız aslında. Hani gelip burada vakit geçirmek çok keyifliydi. Yani ben seviyorum bu ortamları çok fazla. Evet. Bu arada hackathon ortamı hiç katılmayan varsa aranızda dinleyiciler size söylüyorum. Eğer hiç katılmayanınız varsa kesinlikle hackathon ortamına katılın. Çok yani hiç kazanamasanız bile oradaki ortamın enerjisi, oradaki muhabbet insanı çok farklı bir noktaya. Yani gece 3'te falan dışarıda insanlarla muhabbet ediyorsun. Evet, böyle. Deneyimlenmesi çok, gereken bir şey. Çok eğlenceli anlar oluyor. Peki şeyi sorayım. Neler öğrendin bu süreçte? Yani yeni bir şey öğrendin mi? Mesela bir tane ekip vardı. Kazanamadı onlar ama Unity'yi burada hackathon esnasında öğrendiklerini söylediler. Evet. Yani hiç bilmiyorduk. Buraya geldiğimizde hiçbir fikrimiz yoktu. Burada hem öğrenip hem yarışmaya başladık dediler. Senin de böyle bir şeyin oldu mu? Yoksa her şeyi biliyor muydun zaten? Yaptığım şeylerin hepsini biliyordum aslında. Hı hı. Bir tek işte o şeyin Firebase'in yeni versiyonunun update geldiğini burada öğrendim. Orada çok fazla şeyin değiştiğini öğrendim. Ama onun üzerine çok fazla yoğunlaşmadığım için yani aslında benim burada en çok öğrendiğim şey bir kere daha şey oldu. Hani ilk başta plan yapmanın ne kadar bana zaman kazandırdığını görmek oldu. Hı-hı. Çünkü plan yapmamış olsaydım süreç içerisinde beni çok fazla şey edecekti. Canımı sıkacaktı hani ileriyi göremiyor oluşum. Bir de bu kadar yani yine şu ana kadar getirdiğim noktaya getiremeyecektim projeyi. Çok daha geri bir noktada kalacaktı büyük ihtimalle. Anladım. Yani her alandan bahsediyorum. Hani sunumu belki geri kalacaktı. Belki tasarımı geri kalacaktı ama illaki geri kalacaktı yani. Evet. Çünkü uzmanın olmadığın, herhalde bilmediğin bir alanda takılmış olacaktın. Aynen öyle. Peki şeyi sorayım. Hangi teknolojilerle yazdın? Yani bir stack saysan neleri sayarsın? Tabii React Native ile yazdım ben. Firebase'i kullandım. Tamam. Onun dışında da full kendim yazdım. Şey tasarımı Figma'da yaptım bildiğim kadarıyla. Evet tasarımı Figma'da yaptım. Bir de ayrıyetten bir tane Express, bir tane ufak bir servis yazmıştım. Trendyol'daki linkler gelince geri döndürsün diye. O da sanıyorum Vercel'de canlı da şu an. Hala çalışıyor mu bu arada? Çalışıyordur ya. Arkada duruyor. Çalışıyordur. Open source zaten olması. Süper şey çok güzel. Peki sence doğru teknolojileri mi seçtin? Yani senin hani şunu seçseydim daha iyi olurdu dediğin bir teknoloji oldu mu? Yani atıyorum React Native yerine Flutter seçseydim daha iyi olurdu der misin yoksa memnun musun seçtiğim seçimlerinden? Şöyle teknik açıdan söylemiyorum bunu. Hani atıyorum Flutter'ı seçseydim %15 daha performans olurdu gibi bir şey değil bu söyleyeceğim. Bence kesinlikle doğru şeyleri seçtim. Doğru teknolojileri seçtim. Çünkü benim en çok yatkın olduğum teknolojiler onlardı. Anladım. Zaman kısıtımız vardı. Süper. O zaman içerisinde bir şeyler üretmemiz gerekiyordu. En hızlı bir şeyler üretebileceğim teknolojileri seçtim. O yüzden İyi bir seçim. Memnunum yani. Diyorsun seçimlerinden. Gayet memnunum. Peki şeyi sorayım. Hani normalde bir teknoloji stack'i kullandın ama mesela Firebase yerine başka bir şey kullansaydım daha iyi olurdu. Onu da biliyordum aslında ama o anda öyle bir seçim yaptım. Dediğin bir şey oldu mu? Yani şu teknolojiyi de kullansaydım belki işime daha rahat işimi daha rahat yapardım dediğin bir şey oldu mu? Yani şey Firebase yerine belki. Ama yok o Firebase'i de değiştirmek istemezdim. Yine dediğim gibi aynı noktaya çıkıyor çünkü en yatkın olduğum şey o. Belki onu çünkü tam yapamadım. O zaman daha yeni çalışmaya başlamıştım. Ignite diye bir tane React Native Boilerplate'i var. Çok güzel
bir boilerplate. Kullanımı çok rahat ve ben onun kullanımına daha yeni yeni alıştım. Şu an normalde de olduğum hızdan daha da hızlı bir şeyler çıkarmamı sağlıyor. Çok iyi. Ve belki ona o zaman biraz daha alışmış olsaydım onunla ilerlemek isterdim yani. Çok daha aradaki çok daha fazla şeyi kaldırabilirdi. Ben ona da uğraştım bu arada. İlk şey cycle'ımda, kodlama cycle'ımda şey yaptım çünkü ben. Projenin ya bir code base'ini oluşturayım dedim. Tamam. Üzerine bir şeyler kurmak için. Orada ilk başta o boilerplate'i denedim. Birkaç tane farklı bildiğim starter reposu da vardı. Onları da denedim. Süper. Tam istediğim verimi alamadım ama. O yüzden de direkt dümdüz expo ile yazayım diye geri döndüm oraya. Oradan ilerledim. O noktaya oradan çıktım. Expo mu kullandın bu arada sen? Aynen expo kullandım. React Native expo kullandın. Direkt Native kullanmadın yani. Yok expo'yu kullandım. Anladım, orada yine hızlı şey yapmak için. Peki şeyi sorayım. Şimdi neticede kodu yazdın. Bazı yerlerde belki hızlı olsun diye çok hızlı hackler uyguladın. Değil mi? Hani olabiliyor çünkü hackathonlarda az üzerinde hackathon yapıyoruz ve bazen çok böyle structure'a işte yapısal şeyleri çok düşünmüyoruz. Hızlıca çıkartmaya çalışıyoruz. Peki şu anda yazdığın koddan yani kodun yapısından, mimarisinden memnun musun? Oturup refaktör eder misin yani? Ederim. Hiç memnun değilim. Hiç memnun değil misin? Hiç memnun değilim. Güzel bir performansla çalışmıyor çünkü orada sunumda da aslında fark edilmişti de ben böyle biraz şey olmuştum. Orada gizlemeye çalışmıştım onu. Like'a bastığın zaman hani şimdi ben sunumda da iki tane emülatörü şeyde duvara yansıtmıştım. Bir de kendi telefonum. Onların oradaki üç farklı emülatör, üç farklı hesapla aynı odadalardı aslında. Alışveriş evet, yapar evet, gibi bir experience vardı. Ben telefonumdan eklediğim ürünü like'lamıştım. Like'ladığımda özellikle onu gizlemek için de böyle arka arkaya bastım like'a ki hepsinde artsın diye. Normalde basınca çok geç gidiyor. Orada arada bir performans sıkıntısı vardı. Onların iyileştirilmesi lazım. Yani çok daha akıcı bir... Şu an çok memnun değilsin yazdık. Yok değilim. Şu an zaten hani memnun olsaydım direkt store'a atardım. Peki şu an şunu sorayım. Şu anda otursan hadi bunu tekrar baştan yaz desen o performans sorunlarını gidererek yazar mısın? Yani kafanda onu kurdun mu yoksa bir düşünmem lazım mı? Yok kurdum yazarım ya. Şu an yazarım sadece yani. Girmiyorsun. Zaten aynen. Onun ödülünü kazandım artık. Ona tekrar girmeye gerek yok diye. Çok iyi. Benim aslında sorularım bu kadar. Çok güzel şeyler anlattın bize. Diğer arkadaşlara da benzer soruları soracağım. Bakalım onlar neler yapmış. Bakalım. Konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz Cengizhan. Ben çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki hackathonumuzda seni tekrar görmeyi umut ediyoruz. Tamamdır. Bakalım açıldığı zaman zaten bakacağım Cengizhan başvuru yapmış mı diye. One man show diyebiliriz sana ya. Böyle tek kişi tek kişinin kazanması birazcık herkesi şaşırttı bu arada burada da. Biz de memnun olduk bu arada seni tanımdığımıza. Ben Teknasyon olarak. Ederim. Bütün herkes gerçekten çok memnun oldu. O zaman seni tekrar başka konular için YouTube kanalımıza bekliyoruz. Seve seve, seve seve. O zaman arkadaşlar Cengizhan'la olan röportajımızın sonuna geldik. Sırada diğer arkadaşlarla olan röportajlarımız olacak.